Alize'den merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bugün videomuzda salaş bir yelek çalışıyoruz. Böyle her mevsim kullanabileceğiniz bir yelek. Ee, şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bir yelek ama bu da bir hırka. Şimdi sizlere kalıbını göstereceğim. Ee, her şeyin üzerine giyebilirsiniz. O kadar güzel oldu ki. Alize Diva ipliğimizle ördük arkadaşlar. Evet, Alize Diva. Diva. Alize'nin çok özel bir dizaynı. Alize Diva ipliğimiz arkadaşlar. Yapısı ile, dokusu ile ve görünümü ile zaten ben Alize divayım diyor. Ütü çok yakışıyor Alize divaya. Saçaklardan zaten bunu anlayabilirsiniz. O kadar güzel oluyor ki sadece ipliği bile ütülediğinizde. Şimdi biz bir hırka yaptık. Burada kolu uzattık. Çok kolay bir kalıp. Böyle arkasına saçak yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun kolu daha kısa. Tabii bütün detayları teknik bölümde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Rahatlıkla yapabileceksiniz. Örneğimiz de biraz farklı. Çok bilinen bir örnek değil. Çok yakışıyor Alize Divaya. Evet arkadaşlar, Alize Diva ile bildiğiniz gibi her şey örüyoruz. Böyle de bir yelek çalıştık. Umarız beğenirsiniz. Evet arkadaşlar ben böyle uzun kollusunu da giymek istedim bunu da bir görün hani isterseniz uzun kollu yapabilirsiniz İsterseniz böyle yelek çalışırsınız teknik bölümde zaten kalıbı vereceğim sizlere o kalıptan çok rahatlıkla Herkes örebilecek etkili farklı bir yelek olduğunu düşünüyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hemen teknik bölüme geçiyorum arkadaşlar. Birlikte örelim. Evet arkadaşlar. Şimdi çalışmamızı sizlerle paylaşacağız. Bir hırkamız, bir de yeleğimiz var. Ne farkı var hırka yelek arasında? Hırkanın kolu uzun, yeleğin kolu kısa. Sadece o kadar fark var. Diğer her şey aynı. Şimdi Alize Diva ipliğimizden 7 yumak kullandık arkadaşlar. Bu hırka için. Tabi saçaklar da takılıyor. Şimdi şöyle bir size göstermek istiyorum hırkamızı. Ama açılımını da çizimden göstereceğim şimdi. Bakın böyle burası ense. Şöyle bir parça var. Arkaya dönen ve şuraya kadar gelen. Ve şöyle bu upuzun aslında bir dikdörtgen. Şöyle uzun bir dikdörtgen örüyoruz. Sonra şu parçayı örüyoruz. Bu parçada bütün arkadaşlar bakın böyle bu parçada şimdi vereceğim sayılarını size böyle örülüyor. İstediğiniz boyda örebilirsiniz tabii. Daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Bunun da böyle e, belli bir miktarı öne dikiliyor diğer e, tarafı da bu tarafa. İsterseniz dikersiniz, isterseniz e, buradan başlayıp hani e, aşağıya doğru örersiniz veya aşağıdan yukarı örüp buradan dikersiniz. Evet bu şekilde bakın arkaya dönüyor. Yanda dikiş yok. Bu aslında tek parça. Arkadan da böyle arka ortayı saçak diktik. Şunu sorabilirsiniz. Arkayı bütün yapabilir miyiz? Arkayı bütün yaptığınızda e, onu da yapabilirsiniz isterseniz. Ön sadece biraz şöyle hafif e, açılır. Açılımlı olur. Şöyle durur ön. Arkayı birleştirdiğinizde. O kadar. Onu da yapabilirsiniz. Evet şimdi şöyle hemen çizim üzerinden göstereyim arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada santim yerimiz var. ölçülerimiz. yerimiz. Bizim bir dikdörtgen parçamız var. Ve örgü yönü şöyle. Yani dar kenardan başlayarak uzun bir parça örülüyor. Sonra aşağıdan başlayarak ön parçayı bu parçayı örüyorsunuz. Bakın bir miktarı arkaya dönüp dikiliyor. Burada da ön. Burası da arkaya dikiliyor. Ee, çok kolay. santim e, santimlerimiz bu şekilde. 38-40 beden arası bir yelek. 42'ye 44'e bile olabilecek gibi bir hani büyüklükte ve e, ütüleyince de e, uzuyor tabi. Buharlı ütüyle çok güzel ütülemelisiniz. O zaman e, örgü açılıyor. Evet bu böyle arkadaşlar. Hemen yeleğe geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimiz 6 yumak Alize Diva kullanarak ördük. Bakın yeleğimizdeki tek fark uzun kol olmaması. Yani sadece şu kadar şu kadar bir dikdörtgen örüyoruz. Hemen şuradan göstereyim bakın. Şöyle bir dikdörtgen örüyoruz. Sonra bunu böyle katlayarak, kıvırarak e, burası arka oluyor. Kıvırarak da bu önleri şuralara dikiyoruz. Şuralara. Şuradan da Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Ne yaptığımızı. Burası arkaya çevrilerek dikiliyor. Burası ön. Hemen şablonu da bir göstereyim örgü şemasını. Bu da tekniğimizin örgü şeması arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bakın dikdörtgen dediğim yer şurası. Hırkada da aynı bu. Bakın Böyle arkadan arkadan parçanın bir bölümü buraya, bir bölümü buraya. Ama iki uç birleşecek. Dikiyoruz çevirip. Sonra bu böyle bütün bir parça. Böyle. Bunun da bir miktarını öne alıyoruz. Yani 1 2 3 dört, beş, altı tanesini arkaya ne kadar almışız onu da göstereyim. Arkaya da Şöyle bir dakika. 1 2 3 4 5 6 arkaya da 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de arkaya almışız. Evet. Ense de bırakıyoruz bir miktar. Böyle dikiyoruz. Kollar bu şekilde. Bakın. Buradan dikilir veya buradan başlayarak aşağıya doğru örersiniz veya aşağıdan yukarı örüp dikersiniz. Bu şekilde arkadaşlar hemen örneğe geçiyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi örneğimize başlayacağız. 14 tane örneğimiz var. Daha büyük bedenler bunu 16 yapar. Daha büyük yapar. Saçaklarımızı bu şekilde buraya ve şuraya yani arka ortaya gelmesi için şöyle yana takıyoruz. Bu 14 sayısı yelekte de hırkada da aynı. Değişmiyor. Şimdi 14 tane örneği ben size dört örnek üzerinden kuracağım hemen böyle dört tane örnek üzerinden nasıl yapıyoruz göstereceğim şöyle bir önüme alayım Evet arkadaşlar şimdi bu ütülenmemiş bir parça göstermek istiyorum size bunu buharlı ütüyle ütülediğimizde tabi bu böyle çok açılacak burada dört örnekte bir buçuk örnek daha büyüyor en olarak Öyle hesaplarsınız. Aslında ele göre de değişir bu. Çünkü bizim yelek daha gevşek örülmüş bir el. Bu daha sıkı. Yani ele göre değişeceği için siz şöyle bence bir dört e, tane örneği küçük kısa başlayın. Onu güzel buharlı ütüle ütüleyin. Kendinize ölçün. Ona göre başlayın arkadaşlar. E, şeyim örneğim. Evet şimdi hemen 4 örnek üzerinden ben size örneği anlatayım. Şimdi şöyle yapalım. 3 milimlik tığ ile uzun bir zincir çekin arkadaşlar. Evet, üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle 3 tane sayıp, burada da bir dönüş olarak hesaplarsak, 5.ye batıyorum. 1, 2, 3, kasmasın diye ilk başlangıcı. Hemen yanına yine 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Bir tane zeminden atlayıp hemen bir öne batıyorum. Bir, iki, bir tane de üçlü trabzan buraya yapıyorum. Şimdi şöyle dönüyorum. Bir, iki, üç zincir çekip bu araya bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Böyle yatırarak hemen şuraya dördüncü zincire batıp kaydırıyorum. Böyle evet böyle yatırdık arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yine burada bir e, zeminde 3 tane atlayıp dördüncüye batıyoruz. 1, 2, 3 yanına ikinci üçlü trabzan yanına üçüncü üçlü trabzan yapıyoruz. Burada arada zincirinizi çok gevşek çekmeyin, sıkı çekin. Bir zincir çektim. Bir zeminden atlayıp ikinci zincire battım. Yine aynı şekilde şöyle tutup örgümü 1 2 3 zincir araya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle yatırarak 4. zincire batıyorum ve kaydırıyorum. Örneğimiz bu arkadaşlar. Bundan 4 tane yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Zeminde 3 zincir atla 4. yabat. Çok kolay, çok kolay ve güzel bir şey örnek. Yine aynısını yapıyorum. 4 tane böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 4 tane örneğimizi şöyle göstereyim. 1, 2, 3 ve 4. Dönüyoruz. Şimdi dönünce 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabi bu ele göre değişir. Sıkı küçük çekerseniz kısa kalır, kasar. E, elinize göre ayarlayın. Buradan şuraya atlıyorum. Buraya değil. Araya. Bakın direkt araya atlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir, sıkı bir zincir çekiyorum. Yine dördüncü zinciri yapıyorum. Şimdi şöyle tutup örgümü. Bir, iki, üç. Aynı yaptığım işlemi ikinci sırada da tekrar ediyorum. Dört tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Şimdi yine buradan şu şekilde yatırıyorum örgümü ama şuraya. Şu araya batıyorum. İkisini birlikte alarak kapatıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip 7 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp buraya atlıyorum. Şimdi neden 7 çektim artık? İlk zeminde 5 çektim. Çünkü burada şuraya atladığımız için burada fazla mesafe atlıyoruz. O yüzden 7'ye çıktık. Bundan sonra hep 7. Sadece ilk başlangıçta 5 sonra 7. Evet şimdi buraya atladım. Şimdi buraya yine 1 2 3 ikinci üçlü trabzanım, üçüncü üçlü trabzanım, bir zincir çekip dördüncü üçlü trabzanım. Aynı örneğimiz aynı arkadaşlar, hiçbir değişiklik yok ve örnek bu kadar. Şimdi ne yaptık? Ölçüleri size verdik. Ee, nasıl birleştireceğinizi kalıbı gösterdik, örneği öğrettik. Artık e, bu uygulamalarla, bu bilgilerle siz bunu çok rahat yaparsınız arkadaşlar. Böyle. E, örmeye devam ediyoruz. Dönüş yine aynı. Döndüğümüzde yine aynı yapacağız. Hemen üçüncü sırayı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bakın sona geldim ikinci sırada. Yine ördüm. Şuraya hemen batıyorum. Kaydırıyorum. Burada dönerek üçüncü sıraya geldim şimdi. Yine yedi zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Gevşek yedi zincir. Yine buraya batıyorum. Böyle ördüm 3 tane bir zincir. Böyle dördüncü. Dönüyoruz yine aynı. Buraya yatırıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hep aynı. Hiçbir kesme yok. Hani azaltma yok örgüyü. Aynı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 50 sıra örüyorsunuz. Şöyle bir sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 dönüşlerle birlikte. Her sıradan 50 sıra örüyoruz. Parçamızı bitiriyoruz. Bu tarafı da örüyoruz uzun parçamızı da örüyoruz. Kol için arkadaşlar hani bu omuz ve arka ense için bakın şurası için. Burada 9 örnek kurduk. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 e, örnek kurup boyunu da 119 sıra örüyorsunuz. 119. 120 olur. Çok takılmayın sayılara arkadaşlar. Kolu daha kısa isterseniz daha kısa örersiniz. Böyle örüyoruz. Arka ortasını tekrar şöyle göstereyim. Bakın tam birleşiyor dikerken bu parça ile bu parça. Öne de zaten saymıştım biraz önce. Bu şekilde dikiyoruz. Ee, evet en son dikmek için bir sıra zincir de çekebilirsiniz. Hani düzgün dikmek için çünkü zincirimiz şöyle olduğu için bir sıra dümdüz bir zincir çekip oradan da dikebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz de tığ ile dikerken. En son sırada bu parçayı ekleyebilirsiniz. Evet, keyifli örgüler diliyorum. Görüşmek üzere.